Herkese merhabalar arkadaşlar. Uzun bir sürenin ardından tekrar derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önceki derslerimizde HTML uygulamasını gerçekleştirdik. HTML dökümünü yaptık. Responsive hatalarını giderdik. Gördüğümüz tema karşımıza çıkmış oldu. Gayet şık bir arayüzümüz var. Bugünkü dersimizde WordPress'e hazırlık aşamalarını göreceğiz. WordPress'e entegre için HTML bitiminin ne aşamalardan geçer, nasıl bir hazırlık yapılır, bunları işleyeceğiz. Öncelikle bizim hazırladığımız dosyalarımız buydu. Sadece index.html'imiz var ve içerisinde stiller, imajlar ve modüllerde kullandığımız küçük JS dosyalarım var. Öncelikle HTML yapısına geçmeden önce, şimdi biz bu WordPress'e aktarımı yaparken buradaki HTML dosyaları bir PHP'ye çevirmemiz gerekecek. Çünkü burada header footer mantığını kullanacağız. Bunu yaparken localhost kullanacağız. Tabii sizin bilgisayarınızda localhost olması lazım. Ben XAMPP kullanıyorum. Bu XAMPP'yi indirmeniz için Google'dan direkt XAMPP yazın. Buradaki indir ve ardından 7.4 PHP versiyonu olan Windows'lar için, bu Linux'lar için bu indire basıyorsunuz. Size bir installer veriyor. Bunu kurduktan sonra karşımıza şöyle bir pencere çıkıyor. Bu genelde C klasörünün, C diskinin altında XAMPP klasörünün içerisinde bir dizin atıyor size. Ben bunu D'ye kurdum. Ben de şu şekilde bir yol verir. İşte gördüğümüz yolun içerisinde bir tane klasör oluşturdum. Benim localhost'umun hazır temalarda kullanacağım localhost'umun dizini bu. Bunu aşağı aldım şimdilik. Şimdi yapacağımız şey aslında basit. Bu dersi izleyenlerin birçoğu muhtemelen HTML bilgisine hakim olduğunu düşünüyorum. HTML'lerde şöyle bir geri küçülteyim. Şimdi bizim header'ımız var. Ya da şuradan göstersem daha doğru olacak. Şimdi şu gördüğümüz alan sürekli bütün sitelerde tekrar edecek olan alandır. Yani hakkımızda da gitsem, kategoriye de girsem, detaya da girsem şu üst kısım, menü dahil şu üst kısım sürekli tekrar eder. Bu tekrar eden kısmı header PHP diyoruz. Burası index sadece ana sayfada gözükeceği için burayı bölmeyeceğiz. Şu kısım sağdaki şu dikine olan kısım, soldaki ve sağdaki şu bilgisayar bileşenleri koyduğumuz kısım ise sidebar PHP olarak geçer. Orta kısımda şuradaki gördüğünüz article elementlerini her işte list elemente, search'te detayın içerisindeki diğerleri gösterirken kullanacağımız elementler olacak. Bunda content tenlerimiz olacak. Yani sürekli tekrar eden while'ın içerisinde kullanacağımız contentler olacak. Ve en son olarak tabii ki şu alt kısım bütün sitelerde yine tekrar eden kısım olan footer. Şu koyu olan kısım. Bizim yapacağımız şey şu an tek bir tane parça olan HTML'in içerisinde bulunan bütün bu kod dizinlerini parçalayacağız. Yani şu kısmı ayrı bir PHP dosyası yapacağız. Sol ve sağları ayrı bir PHP, footer'ı ayrı bir PHP'nin içerisine alacağız ve indekste bütün hepsini bunların çağrımını yapacağız. İsterseniz başlayalım, daha rahat ifade etmiş olurum kendimi. Şimdi öncelikle benim dizinlerim bunlardı. Bunları kapatayım. HTML dosyam bu. Bütün bu HTML'i kopyalıyorum ve bunu PHP'ye çevireceğim için localhost'uma aktarımını yapıyorum. Şimdi buradaki HTML uzantısını PHP olarak değiştirdim. Evet diyorum. Ve açtım. Şimdi benim burada tekrar eden kısım dediğim yer ta en üstten itibaren seçiyorum. Bu benim header PHP'm olacak. Şimdi tekrar eden kısım aslında şuraya kadar seçebilirim. Burası benim sürekli tekrar eden kısım. Ama bütün sitelerimin içerisinde main de olacağı için bunu da alıyorum. Burayı kesiyorum. Yeni bir dosya açıyorum ve buraya yapıştırıyorum. Bunu da PHP uzantılı olarak
Buraya header php olarak kaydettim. Ve buraya da kestim dosyayı çağırmak için include header php diyorum. Buraya kadar gayet güzel. Şu benim manşet alanımda. Şu kısım. Buraya indeksli olduğu için dokunmama gerek yok. İkincil menü şurası. Şimdi burası da her sitede tekrar, her sayfada tekrar etmesine gerek yok. Burayı da geçiyorum. Orta alan. Ve orta alan içerisinde şöyle yapsam daha güzel olacak. Şunu kapatalım. Ve şunu kapatalım. Evet. 3 tane kısım var. Sol sidebar, ortadaki listeleme kısmı ve sağ sidebar kısmı. Şimdi buradaki benim sürekli tekrar edecek olan kısım sol ve sağ sidebar olacak. Şu ve şu. O yüzden bunları şöyle alıyorum. Şuradan assign kestim. Yeni bir dosya oluşturdum. Kreditlerini değiştireyim şöyle. Buraya sidebar, sol sidebar. Şimdi buradaki isim önemli değil. Ben bunu nasıl olsa include olarak içeri dahil edeceğim için buraya siz sol sidebar yazın, A diyeyim, B diyeyim fark etmez. Okunması amaçlı ben bunu böyle yazacağım. Buraya da aynı şekilde include yapacağız. Saniye. Tamamdır. Şimdi şunu kredini düzeltelim. Aynısını sağ sidebar için yapacağız. Önce şunu böyle alayım. İsmini değiştirdim. Şurayı kestim. Yeni bir dosya açtım. Aynı şekilde bunu da kaydediyorum. Şöyle yapabilirim. Bu da tamam. Şimdi kalan kısım footer. Şimdi header'da main'le başlatacak şekilde bitmiştik. Çünkü sürekli her sitede tekrar edecek. Footer'da da main'i alaraktan aşağıda kalan bütün hepsini alıyorum. Gördüğünüz gibi şunu da düzelteyim. Bunun da adı footer php. Şöyle yazalım. Şöyle düzeltebilirim gridlerini. Şimdi buradan anlayacağımız üzere kaydettim. Bir WordPress temasında olmazsa olmaz iki tane alandır bu. Index.php olmasa da olur. Home.php tarzında kullanabiliriz. Index.php de olabilir ama header.php ile footer.php mutlaka olmak zorunda. Şu dizinde olmak zorundadır bu. Şu ikisi. Şunları bir şekilde sitenin indeksinde veya arşivde, kategoride falan bir şekilde include edebilirim ama sitenin sağlıklı çalışması için şu header ile footer'ın mutlaka sitemizde olması gerekiyor. Yani isim olarak bu şekilde olması gerekiyor. Bunları yaptık. Şimdi isterseniz şöyle localhost'tan bir açalım. Bunun adı çünkü değişti artık. Localhost slash hazır temalar blok modern blok muydu? Evet, temamız açıldı. Gördüğünüz gibi HTML'de nasılsa burada parçaladığım halde aynı şekilde görebiliyorum. Diğer yapacağım şey şu. Tekrardan kısımları
bir şekilde for için içerisine almak. For'un içerisine, for için alamıyorum çünkü henüz veri tabanı veya WordPress entegresi yapmadık. Şu an hazırlık aşamasındayız arkadaşlar. Hazırlık yapıyorum. Yani HTML'imi olabildiğince minimize etmeye çalışıyorum. Minimum halde tekrardan satır oluşmasını istiyorum. Şimdi benim burada tekrardan satırlarım article'lar var. Yani şunlar. Her biri aşağı aşağı gördüğünüz gibi bir sürü HTML tekrar ediyor. Bunlara gerek yok. Bunları şöyle silebilirim. Bunlarla işim yok. Hatta şöyle de silebiliriz. Gel şöyle yapalım. Şimdi sürekli tekrar eden kısım benim şu article dediğimiz yer. Buraya daha sonradan değiştirmek üzere şimdilik geçici olarak bir tane for atıyorum ki tekrarım benim PHP'imde gözüksün. Hatta bir diyelim. Bu 10 tane. Genelde WordPress'te ana sayfada 10 tane içerik oluşur. Şimdi bunu yaptığım zaman benim 10 tane tekrardan bir article'ım oluşacak. Şu alt alta görüyorsunuz. Ama benim istediğim şey ne? 3 tane de bir veya 2 tane de bir veya 3 tane olsa daha ideal olur. 3 tane de bir reklam alanı çıksın. Yani şu reklam alanları 3 tane bir tanesinin arasında oluşsun. Onu da şöyle yapacağız. Şu article'dan sonra bir tane if atayılması yapacağız. If i 3'e bölündüğünde 0 kalan diyeceğiz. Da şöyle açalım. Yani 3 tane de 1 demek oluyor şu ifade. 3 tane de 1 divi kapat, reklamı araya koy ve tekrar divi aç. Şöyle. Geri çekersem daha sağlıklı olur. Umarım anlatabilmişimdir. En sonunda da bir tane div kapalı kalacak. Evet, if'in dışında. Şimdi ne yapmış oldum? Şu for için içerisinde article sürekli tekrar ediyor. Şimdi for'um benim şuradan başlıyor. Evet, şurası. Yani şurası sürekli tekrar ediyor. Ve if İyi diyorum. 3'e bölündüğünde 0 kalanı veriyorsa benim şu ana divimi kapat. Araya reklam sok. Tekrar ana divi aç. Diyorum ve tekrar en baştaki şunun aslında kapanmış olması gereken yer burasıdır. Araya if koyduğum için böyle bir görüntü oluşuyor. Peki ne yaptık? Ona bir bakalım isterseniz. Evet. Yukarı geleyim. Evet. Üç tane de bir benim reklam anım çıkmış oldu burada. Bu gayet başarılı oldu şu an için. Şimdi yapacağım şey ne? Bunları düzenledik. Şu kategori için yapabilirim aynı şeyi. Sol sidebar için. Buraya silelim. Tekrar eden kısım burasıdır. Beş tane olacak. Tamam. Şimdi aynı şeyleri manşet için yapalım isterseniz. Index.php'ye geliyorum. Forumu yine kopyalayabilirim. Manşet alanım burada.
Tekrar eden manşetler gördüğünüz gibi şunlar. Tekrar edenleri siliyorum, bir tane bırakıyorum. Buraya for döngümü koyuyorum. İleride bunları for each olarak veya while olarak dönüştüreceğiz. Aynı şekilde kaç tane? 5 tane olsun. Ve buradaki bunların butonları da aynı şekilde 5 tane olacak. Burada da benim şurada galerim var. Galeriyi de buna atamasını yapabilirim. Şöyle aldık, atadık ve burada 8, 3 tane var. 24 diyebilirim. Kontrol edeyim. Evet, bir sorun görünmüyor. Hatta bunu 16 diyelim. Bu şu an için sorun yok. Index PHP için arkadaşlar. Şu an için Index PHP'm hazır. Bir sonraki aşamam benim bunun Single PHP olabilir veya Kategori PHP ya da Archive diye olabilir. Archive diyelim. Şimdi Archive PHP WordPress'te listelemelerin yapıldığı ana dosyadır. Bu dosyanın içerisinde kategori açtığınızda veya etiket açtığınızda hepsi buna dahil edilir. Yani benim listeleme sayfam aslında burası olacak. Benim listeleme sayfamda görünmesini istemediğim yer manşet alanı. Manşet alanına gerek yok. Geri kalan her şey aynı olarak kalabilir. Mesela şöyle açalım tekrar. Buraya. Archive PHP dedim. Gördüğünüz gibi manşet gitti ve sadece burası kaldı. Şu an atıyorum işte Webmaster kategorisindeyiz. Bunu düzenlemesini yapalım. Webmaster kategorisinde şu üst tarafa istersen bir tane başlık atalım. Nerede mesela orası? Filtreler burada. Articles'lar burada. Şöyle alalım. Buna H1 ne diyelim? Title ya da page title olsun. Alt alta atmaya gerek yok yani şuraya. Web master. Başlığım geldi. Bunu stillerle süslemesini yapabiliriz. Şöyle tekrardan kısımlarda görünüyor. Evet, şuradaki sorunu aslında şuradaki her bir üçte bir boşluk bırakıyorsa bu üçte bir değil aslında dörtte bir olsa daha iyi olacak. Dörtte bir diyelim ki şurada da değiştireyim onu. Şöyle dediğim zaman aynen görüntü kötü gözükmesin. Tamamdır. Stil düzenlemelerimi yapabilirim. Ben tasarımda HTML dökümünü yaparken biliyorsunuz sadece index PHP yaptık. İç sayfaları, single'ı veya detay sayfaları hiçbirini yapmadık. Bu detay sayfaları direkt kodlama kısmındayken, WordPress'e aktarırken yapmak daha hızlı. Sonuçta birbirinin aynısı bunlar. Dönüşülmüş, çok da uğraştırmayacak şekilde dönüştürülmüş versiyonları olduğu için bu şekilde bırakmayı tercih ettim. Zaman kaybı olmasın. Şimdi aslında Archive PHP bundan ibaret. Belki
dediğim gibi başlığı süsleriz. Onun dışında aklımıza bir şeyler geldikçe eklemeler yaparız. Şimdilik böyle kalabilir. Single PHP'yi ayarlayalım. Yine arşivi kopyalayabilirim bu sefer. Bunun adı da single PHP, küçük harflerle olmak zorunda tabii. Şimdi single PHP'de de benim yazılarımın detaylarını göreceğiz. Yazı detaylarını göreceğim için mesela şuradaki düzenlemeleri şimdi değiştirebilirim. Mesela şu sağ taraftaki kategorileri buradan kaldırabiliriz. Şu alanı genişletip şuradaki listelemeleri silebilirim. Yani şöyle diyorum. Şu sol sidebar kısmını iptal edebilirim. Sildim. Burası artık 7 değil de şimdi öncesinde 2 vardı. 7 de buna dahil edeceğiz. Edecek burası 9. 9. SMD ise 9'a 3, 12 tamamdır. Şimdi filterları siliyorum yine. Artık article list diye bir şey yok. Reklam alanlarım yok. Sadece article'ın kendisi var. Yani şunları da silebilirim. Şunu da silebilirim. Blok kutusu şu A'yı silebilirim. Navigation'la işim yok artık. Navigation'ı silebilirim. Sağ sidebar durabilir. Bakalım ne durumdayız. Tamamdır. Şu devamını okuyu silebilirim. Artık özet değil. Tüm kısımlar olacak. Mesela bakayım. Şu sağa yapışmış onu değiştireceğiz. Hatta onu şuradan bir yerden mi yapmıştık? Yok. Tamam. Hemen stil dosyamı tekrar açayım. Bunlar beni ilgilendiren, benim temamı ilgilendiren sorunlar. O yüzden sizin temanızda hazır HTML ise eğer bu yaptığım düzenlemeler, izlediğiniz bu kısımları atlayabilirsiniz. Hatta ben de durdurayım. Şuradaki sorunu çözeyim. Öyle dönüş devam edelim. Evet, bu kısmı hızlandırmış şekilde gördünüz arkadaşlar. Daha siz görmediniz. Ben burayı kendi temam için atladım. Neler yaptık? Kısaca bahsedeyim. Şuraya bir tane breadcrumb atadım. Buraya yazının kategorilerini çektik. H1 tagımızla site başlığımızı ve diğer gerekli olanları ekledik. Burada HTML olarak gösterecek olursak article'ın içerisine header etiketinin içerisine breadcrumb'ı ekledim. Aynı şekilde buna navigasyon ekledik. Şemasını ekledik. Buraya alt kategorileri çektik ve H1 tagı içerisinde sitemizin yazımızın başlığı. Geri kalan kısımlar aynı. Burada sadece eksik olan kısım yorumlar kısmı. Yorumları da WordPress aktarımını yaparken WordPress'in yorum comment şemasının formunu olsun, içeriklerini olsun hepsini çağırırken otomatik oradaki divleri çekeceği için biz de onlara göre stil yazmamız lazım. O yüzden şimdilik bu kısmı es geçiyorum. Yorum kısmının düzenlemesini WordPress aktarma kısmında yapacağız. Single PHP'de şimdilik bu kadar. Buraya aynısını şimdi Single PHP'de kopyaladım. Buraya da Page PHP yapıyorum. İşte sayfalarımı temsil edecek benim. Onu da şöyle açayım. Şimdi sayfalarda bildiğiniz gibi kategori olmuyor. O yüzden kategoriyi siliyorum. Şunlar yok. Aynı şekilde yazar olmaz. Okunma sayısı, saat bunlara gerek yok. Hatta öne çıkarılmış görsel bile olmaz sayfalarda. O yüzden şu kısmı komple silebilirim.
Daha sonra şu breadcrumb kalabilir. Yan tarafları da zaten düzenlemesini yapacağız. Bunu kaydettim. Tamam, bu benim sayfam olmuş oldu. Sayfamın görünüşü daha doğrusu bu şekilde olacak. Article'ı da pardon, arşivi böyle şekilde ayarlamıştık. Burada yapmamız gereken başka bir şey var mı diye şöyle bakıyorum. Listelemem tamam, detayım tamam. Menüler zaten tamamdı. Yani standart bir blok temasında olması gereken dosyalar şimdilik bunlar. Bunun içerisinde fonksiyon PHP'miz olacak. Başka yani belki tag veya search, doğru search gelmesi lazım. Search'ü de ekleyeceğiz. Hatta search'ü de article'ın aynısı olduğu için şöyle ekleyebilirim. Search PHP diyelim. Arama sonuçlarımın geleceği sayfa budur. Burada da görünüm olarak başlıca veya en şu görün şunları belki kaldırabilirim. Başlıca görün çünkü bir arama sonuç sayfası olacağı için. Hatta şöyle açayım. Neredeydi? Filtrelemeler. Filtrelemeler aramada sonuçlar böyle. Şunu kaldırabilirim. Tamamdır. Arama sonucunda gelenler bunlar. Bunlar yan kategoriler olabilir. Tamam. Burada yapacağımız başka bir şey yok. Search'ü de ekledik. Bir sonraki dersimizde arkadaşlar WordPress ayarlamalarının stilden stil CSS işte indexin, header'ın, footer'ın oradaki yolları ve fonksiyonda birkaç tane kod ekleyecek şekilde dersimize devam edeceğiz. Yani bu işlediğimiz ders bir HTML temanın bölünmesi ve bir PHP dosyalı hale getirilmesi. Yani kısmi makarna diyoruz biz buna. Eski işte görünümle eski PHP sitelerinin görünümüne getirdik. Bu şekilde WordPress'e aktarımını sağlayacağız ama dediğim gibi header'ın, PHP'nin, footer'ın, index'in, single'ın bunlar olmazsa olmaz dosyalarıdır. Bunları bu şekilde yazmamız lazım. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Tekrar olarak yani hangi gün bu dersi çekeceğimi soracak olursanız yani bu dersten sonra belki haftaya salı veya çarşamba günü olabilir. Bu ara çok vaktim yok. Ondan dolayı kusura bakmayın. Haftaya salı çarşamba günleri muhtemelen çarşamba olur. WordPress'in aktarımını gerçekleştirelim. WordPress grubumuz var. Facebook'ta WordPress Türkiye diye Türkiye bayrak var sağda Türk bayrağı. Karıştırmayın başka gruplarla 4000-5000 kişiye yaklaştık sanırım. Gruba üye olabilirsiniz. Oradan canlı yayınlarımız da olacak aynı zamanda entegrasyon sırasında veya belli bir aşamasında bunu canlı yayın kısmını belki tema giydirmedeki ayar kısmında olabilir veya renklendirme ayarları kısmında olabilir. Bir yeri canlı yayını yapacağız. Orada çekilişlerimiz olacak. Çekilişlerde dediğim gibi ücretsiz tema ve indirim kuponları tanımlayacağız. Hazır temalar.com için. Şimdilik hoşça kalın. Görüşmek üzere.